Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a streak, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. Tam olarak bunu bekliyordum arkadaşlar. Sony en nihayetinde yeni VR gözlüğünü piyasaya sürdü. PlayStation VR 2. Bunu PlayStation 4'te, PlayStation 4 Pro'da kullanamıyorsunuz. Sadece PlayStation 5'te kullanabiliyorsunuz. Şimdi neden bunu bekliyordum dedim. Zaten 2016 yılında ben bilgisayar için bir 4K gözlük almıştım. Pimax 4K VR. Pimax 4K VR'ın görüntü kalitesi gayet güzel. Ama güzel de bir kontrolcün yoksa o VR gözlük hiçbir halta yaramıyor. Şimdi Sony diyor ki 10 numara bir gözlük yaptım. Kontrolcüleri de 10 numara yaptım. Acayip merak ediyorum. Dostlarım, Sony Türkiye bu cihazı bizim ülkemize resmi olarak getirmiyor. Ben de bunu ithalatçı garantili aldım. Doha Elektronik diye bir yerden aldım. Açıkçası bu kadar fiyata ilk defa, yani yüksek bir meblağda ithalatçı garantili ürün aldım. Eğer ilerleyen zamanlarda ithalatçı garantili sürecinde bir sıkıntıya uğrarsam da bunları ben sizlere de aktaracağım. Şimdi bak, burada bir araya gireceğim arkadaşlar. Bu cihazı alırken Doha Elektronik alma aşamasında, satın alma aşamasında inanılmaz ilgilendiler. Daha sonra bu cihazı aldım, işte videosunu çektim, kutu açılımını yaptım, taktım cihaza ve oyundayken bu VR gözlüğün çevreyi titrettiğini fark ettim. Yani VR gözlükte bir sıkıntı vardı. Sen oyunda sabitsin ama çevre git gel yapıyor. Gidiyor geliyor, sağa gidiyor sola gidiyor. Yani bununla bir türlü oynayamıyorsun. Hemen Doha Elektronik'e yazdım. Mail attım daha doğrusu. Dedim bakın, cihazda böyle bir problem var ve bir sürü ayar yaptım çözemedim diye. Maile geri dönüş yapmadı arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. İthalatçı garantili ürün aldığınız zaman da arkadaşlar durum bu şekilde. Kaldı ki bu gibi ürünlerde 14 gün içerisinde koşulsuz iade hakkı bulunuyor. Ama daha sonra biraz beyin fırtınası yaptım ve sorunu çözdük arkadaşlar. Benim evimde bulunan spot ışıklar var ya, cihazın kameralarına direkt vuruyor. Direkt vurduğu için de çevreyi tam algılayamıyor ve istemsizce hareketler yapıyor. Spot ışıklarını kapattık ve sorun çözüldü. Ve hızlı bir şekilde kutuyu açıyorum. Şunu şöyle dışarı atayım. Şu iki kolumuzu şarj etmek için tip C kablomuz geliyor. Güzel. Sony gerçekten de konfor anlamında bu cihazı donatmış arkadaşlar. VR gözlüğe direkt takabileceğin ve taktığın yerden de kulağına yerleştirebileceğin bir kulak içi kulaklık veriyor bu cihazda. Burada kullanım kılavuzu var. Dediğim gibi VR gözlüğü, VR gözlük yapan şey ve size onu sevdiren şey kesinlikle kollarıdır. Ve bu seride direkt almama sebep olan, abi kol çok güzel. Bu sol kolumuz. Burada bir tane bilekliğimiz var. Şu bilekliğimizi şöyle açabiliyoruz. Tabii VR gözlük elimizden fırlamasın diye. İki tane kolumuz var. Abi kollar çok kaba. Bunun sebebi ne? Herkesin eli bu cihaza uyusun diye. Bence buraya bir ayar bandı koymaları gerekiyor. Çünkü çok kaba. İki kolumuzda da adaptive trigger özelliği var. Ve ayrıyetten de bu kolların tuşlarında sensör var. Parmağını yaklaştırdığın zaman bunu algılıyor. Ve bu kol üzerinde elin nasıl durduğunu oyun anlayabiliyor. Buna göre de oyunda hareketler yapabiliyorsun. Yuvarlak, çarpı, üçgen, kare tuşlarımız burada. Burada joystickler var. Joystickler gayet kibar, ele güzel oturuyor. Ben kolları çok beğendim ya. Gayet güzel abi kollar. Şurada yan tuşlarımız var. Genelde oyunlarda bunları kullanacağız. Bunlar R1 ve L1. Yani daha ne isteyebilirsin bilmiyorum ama sadece bir tane kabloyla çalışıyor. İşte VR 2. Burada 4 tane kameramız var. Abi mükemmel bir şey yapmışlar. Bak, bu VR gözlüğün altında bir tane tuş var. Gözlüğü taktığın zaman sağ kısımda kalan tuş. Buna bastığın anda bu kameralar yardımıyla dışarıyı izleyebiliyorsun. En basitinden ağzın kurudu, kahveni alacaksın. Tuşa basıyorsun, uzanıyorsun, kahveni alıyorsun. Şöyle içtin, koydun, tuşa bastın, oynamaya devam ediyorsun. Ha, etraftaki her şeyi 3 boyutlu bir şekilde algılıyor. Ve sen eğer masaya yaklaştıysan oyundayken sana bir kırmızı alan uyarısı veriyor. Orta kısımda gözlüğümüzü açmak için tuşumuz bulunuyor. Hemen onun yanındaysa mikrofonumuz bulunuyor. Bak, jack girişi burada. Bunu buraya taktım. Burada da bir tane daha klipsli bölgemiz var. Bunu da buraya taktım. Mesela kulaklığı kullanmayacaksın. Bunu böyle atmana gerek yok. Adam onun için bile yer yapmış. Mükemmel. Taktığımız yer 3.5 mm'lik jack yuvasıydı. Sen istersen kendi kulaklığını da buraya bağlayabiliyorsun. Bu çok güzel bir özellik işte. Kafa ayarına gelmek istiyorum. Bak, burada bir tane tuşumuz var. Bu tuşa bastığın anda gözlük ileri geri oynuyor. Veya kafanın arkasına yerleştireceksin. Şurada bir tane büyük tuşumuz var. Buna basıyorsun. Hop, çekiyorsun. Bıraktığın anda kafana göre şekil almaya başlıyor. Bu şekilde hop sıkabiliyorsun. Bu da güzel bir özellik. Ayrıyetten de bu kısımda titreşim motoru bulunuyor. İşin en önemli tarafı ise arkadaşlar işte ekran kısmı. İki tane 2000x2040 OLED ekrana sahibiz.
Bak 120 Hz tazeleme oranı var. Bu da çok iyi bir değer gerçekten. Ve 110 derecelik bir görüş açısı gerçekten bu VR gözlüğü ciddi anlamda yukarıya taşıyor. Ayrıca bu gözlüğün gözlerimizin hareketini tanıma yeteneği var. Yani sen bir oyunda seçeneklerde gezerken şunu yapmana gerek yok. Gerek yok veya böyle yapmana gerek yok. Gözlerinle bütün menüyü gezebileceksin. O zaman gene şunu bir çalıştıralım. Ben de çok merak ediyorum. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going on. İnanılmaz. Kolları almaya gideceğim. Ve şu an burada. Şu an bak dokunuyorum. Aaa inanılmaz iyi. Motorun yaptığı dalga köpürtmesi. İnanılmaz güzel çalışan bir şey. Denemeden bunu anlayamazsınız ya. Denemeden anlayamazsınız ki. Ne anlatacağım size? Ne anlatacağım size? Çok iyi. Ablacığım çok konuştun. Hadi bana ok ver, yay ver. Ver, yapıştırayım. Çok iyi. Sanki düşecekmişim gibi ha. Aha. Dur. Şurada gördüm bir tane. Dur lan. Şu aradan bir tık atayım lan. Oha vallahi oluyor. Adam gitti ama. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really wanna boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. Fuck you, you're lost. We all know that we never really wanna boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Something I can't undo. Dostlarım sonuca gelmek istiyorum. Kardeşim ve ben bu cihazla epey bir zaman geçirdik ve inanılmaz eğlendik. Hani böyle bir bütçeniz varsa mutlaka bakmanızda bir fayda var diye düşünüyorum. İlk etapta baktığınız zaman çok gereksiz aletmiş gibi duruyor. Ama kullandığınız zaman gerçekten fikrinizi çok değiştiriyor. Bunun yanı sıra VR 2'de kronik bir problem var. Bunu keşfettim. Aslında keşfetmek elde değil. Çünkü bakın burada iki tane ekranımız vardı ya. Buradaki mercekler o kadar yakın ki arkadaşlar. Gözünüzün çevresinden mutlaka buradaki ekranlar kirleniyor. Her taktığınızda hatta kullanırken de kullandığınız anda kirlenmeye başlıyor. Bu da görüntüyü bir miktar bulanıklaştırıyor. İşte cihazın bence en büyük eksi tarafı da burası. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince cihazı size aktarmayı anlatmaya çalıştım ama dediğim gibi bu görsel bir ürün. Hani bunu alıp bakmanız lazım. Mutlaka kullanıp bir deneyimlemeniz gerekiyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.